Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi değerli arkadaşlar tabii ki ders çalışma ne diyelim e, stilimizde yani birazcık değişiklik yapacağız. Artık kelime kelime her tarafı okumayacağım. Gerek yok buna. Yani ben burada şimdi elef alül hiye küllü fi'li ittasalet bihi gibi okumaya gerek yok. Gerek olmadığını sınavda gördük yani. Yoksa biz kelime kelime okuyorduk. Buna gerek kalmadı şu an için biz ne yapacağız? Kulasa bölümü gramer bölümüdür. Burayı tam manasıyla anlayacağız burada anlatılanları. Buna ilave olarak belli başlı alıştırmalar yapacağız ve daha çok soru çözerek geçecek artık gündemimiz. Bunlardan oluşacak. Gramer bölümünü kavramak, biraz alıştırma çözmek ve daha çok soru çözme üzerine çalışma yapacağız. Çünkü daha öncekinde 30 sayfa 30 sayfalık soru hazırladım sizlere ama oturup onları istediğimiz ölçüde ağır ağır inceleyemedik soruları. Bir zaman yetişmedi. Biraz geç başlamamızın da bunun alakası vardı tabii ki. Ve kelime kelime okumanın da etkisi var. Onlara gerek yok. Şimdi tamamıyla grameri kavramak ve sınavda yüksek not almak hedefiyle çalışmaya başlıyoruz. Ünitelere baktığımızda Hangi ünit hangi sayfaya denk geliyor buraya yazdım onları ben. Özellikle vizede sorumlu olduğunuz konular efali hamseye kadardı. Efali hamse de dahildi. Şimdi ben ne yaptım? Efali hamse bölümünün özetini açtım. Burası sayfa 145. Sayfa 145'i açıyoruz. Biz bunu üniti işledik gerçi. Ben buraya hiç bakmadan anlattım. Muttasır mensup zamirlere değindim. Yine kitaba bakmadan anlattım. Muttasıl merfu zamirleri Anlattım Yine kitaba bakmadan sıfatı anlattık. Yine kitaba bakmadan yaptık bunu. Tesniye, cem köster, cem müennes. Bunlar hiç kitapta ilgili bölümüne ulaşamadık aslında. Bunları kitapta ulaşamadık ama biz işledik. Şimdi bu özellikle son 3-4 üniteyi kitabın özet bölümüne bakarak, kitap hangi detaya inerek anlatmış onları görerek son 4 üniteyi 1 veya 2 derste ele alacağız. Daha sonra artık yeni ünitemize geçeceğiz. Muzari'nin nasb oluşu yeni ünite bu. Muzari'nin cezm oluşu, Esma-i Sitte gibi konular var. Bunlar sıradaki konular. Yani öncelikle son 3-4 üniteyi kitabınızdan tekrar edip yeni üniteye geçmeyi planlıyoruz. Sayfa 145'i açtık. Burada madde 1'de de şunu anlatıyor. Diyor ki ef'ali hamse Türkçe ifadeyle beş fiil. Öncelikle bu konu bildiğiniz üzere muzari fiillerle alakalı. Mazi ile veya emirle alakalı değil beş fiil konusu. Beş fiil nedir? Muzari'nin tesnileridir. Tesniye elifi bitişen muzari beş fiildendir. Tesniye elifinin bitiştiği yani tesneler oluyor bu. Muzari ile alakalı. Mazi ile emir ile alakalı değil. Muzari fiil. Tesneleri 5 fiil olarak adlandırılıyor. Ne kadar tesne varsa. Hepsi nedir? 5 fiildendir. Peki başka? Bunun dışında diyor ki veya da muhataba yastı bitişen muzari. Yani tam olarak şurası. Müfret müennes muhataba dediğimiz bölüm. Burası da beş fiildendir. Başka diyor ki ayrıca cemî vav'ının bitiştiği kalıplar da beş fiildendir. Cemî vav'ı nerede bitişiyor? Bir tane şurada bitişiyor. Tensuruna vav var burada nitekim. Bir de şurada yan suruna burada da vav var. Beş fiil nedir yani? Bir. Muzari'nin tesniyeleri. 2. Muzari'nin cemi müzekkerleri. Cemi müzekker kendi içerisinde. A. Cemi müzekker gaip. B. Cemi müzekker muhatap. İşte yansuruna cemi müzekker ten Tensuruna cemi müzekker muhataptır. Bir tesniyeler, iki cemi müzekerler üç müfret müennes muhataba dediğimiz yani tensuri yine tek tu yine kalıbı bunlar bunlara beş fiil deniyor bu bir terim beş fiil denildiğinde ne anlaman gerekiyor muzayrenin tesneleri muzayrenin cemi müzekkerleri müfret müennes muhataba çok basit bir cevap muzayrenin tesneleri muzayrenin cemi müzekkerleri muzayrenin müfret müennes muhatabası kastedilir bu cümleyi bir hızlı hızlı kurabilmen lazım. Kurabiliyorsan ezberişi tamam. Ama anlayabildik mi? Anlamak biraz da fiil çekimini ezberlemekten sonra oluşuyor. Önce muzarın çekimini ezberleyeceksin yani. Yan suru yan suran yan suru Kalıp e, şeyler de önemli. Terimler. Gaip ne demek? Gaip. Gaip üçüncü şahıs demektir. O, o ikisi onlar karşındaki değil yani. Gaybe bunun dişili olur. Yine üçüncü şahıs ama dişildir. Muhatap ikinci şahıs demek. Eril için. Muhataba ikinci şahıs dişil için. Burada fiil çekimlerini ezberlememiz bizim için önemli. En azından şöyle ezberlemeliyiz. Yan suru, yan yan suruna tensuru tensuran yensurne tensuru tensuran ne? tensurine tensuranı, tensurna ensuru nensuru muzarif il çekimi bu bunu böyle bileceğiz. ve diyeceğiz ki Yansurna cemi müennes gaibedir Tensurna cemi müennes muhatabadır e yani yani şu şu an sizin bu iki yer. Yani yansurna ve de tensurna. Bunlar nedir? Cemi mühendestir. E, ee, bunlar beş fiile dahil değildir. Bak beş fiili şöyle de ezberleyebilirsin. Dersin ki muzarin çekimini yaparken sonuna denk gelen yani sonundan nun denk geliyorsa orası beş fiildendir. Sadece cemi mühendestler hariç. Bu bir de şu hariç olmak üzere sonu nunla biten muzariler beş fiildendir. Böyle de zev yapabilirsin. Cemi müennesler şu an çizdiğim yerler yani. Hariç nunla biten muzariler beş fiildendir. Bak yan soru nunla bitmemiş. Soncafe nun değil. O zaman beş fiilden değil. tam soru nunla bitmiyor. Beş fiilden değil. Ama yan surani, yan suruna nunla bitiyorlar. O zaman beş fiilden. Ten surani nunla bitiyor. Beş fiil. Tensurani nun da bitmiş. Beş fiil. Tensuruna nun da bitti. Beş fiildendir. Tensurine, tensurani nun da bitiyor. Beş fiil. Ama cemi müennesler hariç yani. Onlar nunla bitmesine rağmen beş fiilden değil. Onlar hariç. Nunla biten muzarire, muzarilere beş fiil grubundandır deniyor. En nunla bitmemiş. Nen sorununla bitmemiş. O zaman bunlar da beş fiilden değildir. Böyle de bakılabilir. Şimdi 5 fiilin ne olduğuna biz buradan bakıyoruz. Yani sizin kitabınız kitabınıza baktığımızda ne diyor? Diyor ki tesni elifinin bitiştiği yerler, cemi vavının bitiştiği, bir de muhataba yasının bitiştiği yer. Ama fiil çekini bilmezsen o tesni elifinin bitiştiği yer neresi? Muhataba yası da nedir? İşte onları burada görüyoruz biz. Tensuri yine muhataba yası burada var bu fiil çekiminde çok iş var, çok ayrıntı, çok ilim var, çok konu var. Bir sürü konu var. Daha önce değinmediğimiz şey değil yani. Biz burada şuna değinmiştik. Dikkat. Yan suru. Muzari fiil. Müfet, müzekker, gayb. Muttasıl merfuz zamir var mı bunda? Yok. Fiilin en yalın hali budur zaten. Yani müfet, müzekker, gaybler en yalın halidir. Nasara en yalın hali mazi için. Muzahir için de Sadece ya harfi zaittir. Gerisi kök harf. İlave bir şey yok. Bunun fail ne olur yansurunun? Sol tarafta merfu bir kelime varsa fail odur. Mesela yansuru yardım ediyor. Ali yun Ali adlı şahıs kime yardım ediyor? Felence. Böyle merfu bir kelime görürsen fail dersin. Ama fiilin sol tarafında yansuru, soru yektubu yeftaha fark etmez illa yansuru değil konu müfett, müzeker, gayip yani fiilin yan hali muzari için en yan hal burada sol tarafta merfu kelime yoksa yani fail diyebileceğimiz kelime yoksa gizli zamir hüve fail oluyor değil mi hüve peki yansurani muttasıl merfu zamir nedir burada bilen var mı burada yansurani yazıyor yansurani bunun muttasıl merfu zamiri nedir Yansurani de elif muttasıl merfu zamirdir, faildir. Yansurune cem müzekker gayb diye adlandırılır. Muttasıl merfu zamir burada vav'dır. Tensuru da muttasıl merfu zamir yoktur. Fail ya sol taraftaki merfu kelime ya da kendisinde gizli olarak bulunan hiye zamiri olur. Tensurani de elif faildir. Yansurne nun zamirdir, faildir. Tensuru, buradaki tensuru yukarıdaki tensuru ile farklıdır. Ona benzemez. Bunun faili kesinlikle gizli zamir ente olur. Burası müfet müzeker muhatap. Yani ikinci şahıstır, erildir, tekildir. Sen yardım ediyorsun, sen koşuyorsun, sen okuyorsun, sen yazıyorsun. Burada fail her zaman için ente. Yani ne demek? Tensurunun sol tarafından merfu kelime aranmaz. Buradaki tensurdan sonra aranmaz. Ama şurası. Üçüncü şahıs dişil. Bunun peşine merfu kelime aranır. Varsa faildir. Yoksa hiye fail olur. Cümlenin akışından ayırt edilir. Yani hangi tensuru olduğu cümle akışında kadından mı erkekten mi bahsediliyor. İkinci şahıs mı üçüncü şahıs mı. Paragrafta bunlar karışmaz bu şekilde baktığında çok karıştırılabilecek gibi duruyor ama karışmaz yani öyle bir ihtimal bile yok. Rahat. Tesne'de elif yine fail. Tensurune va fail. Tensurine ya zamirdir faildir. Tensurane elif. Tensurne nun. En suru her zaman için gizli zamir ene fail olur. Nen suru her zaman için gizli zamir nahnu fail olur. Ene görülen hiçbir yerde yani gözün görüyorsa fail değil müptedadır. Nahnu bir yerde yazıldığını görüyorsan müptedadır fail olamaz. Veya şurada ente var dedik. Ente bir yerde görüyorsan ente yazılı böyle o nedir müptedadır. Bunlar gizlendiğinde fail olurlar göründüklerinde müpteda olurlar. Dolayısıyla ente failmiş. Gördüğün zaman da fail deme yani. Ene fail, ene bir yerde gördük hemen fail demeyelim. Bunlar için de geçerli yani. Hüve burada fail olabilir dedik. Bir yerde hüveyi görürsen hemen müptedar da hiç bekleme. Tensurda hiye gizli olabilir dedik. Ben hiyeyi gördüm. Gizli değildi. O zaman müptedadır. Gizli olursa fail olur. Gözün görüyorsa fail değildir. Müptedadır. Burada ne yaptık? Mutasıl merfu zamire değinmeye çalıştık. Bunları ezberlemeniz lazım. Buradaki fiil çekimlerini ezberlemelisiniz. Değerli arkadaşlar. Mutasıl merfu zamir hangisi? Bunu da ezbere bilmelisiniz. Zaten biliyor olmalıydınız. Bunları ilk defa anlatmıyorum. Şimdi yeni bir şey mi ekleyeceğiz? Aslında yine yeni bir şey eklemeyeceğiz. Şimdi yine tekrar olacak. Bu da şu. Burada ne yapıyor kitap? Beş fiilden bahsetti değil mi? Beş fiil tesneler, cemi müzekerler, müfett mühendis muhatabalardır. Veya şöyle diyebilirsin. Cemi mühendisler hariç olmak kaydıyla. Nunla biten muzarilere beş fiil denir. Madde 2. Madde 2 diyor ki. Beş fiilin yani şu an ne yapıyor biliyor musunuz? Şu anda fiillerin irabına giriyor kitap. Daha önce biz isimlerin irabından bahsettik. Mesela Cemi Müenne Salim nedir? Örnek olarak Müslimat kelimesi Cemi Müenne Salim'dir. Müslüman tun veya tin olur. Ten olamazdı. Müslimat kelimesi dedi ki esre ile hemen hem mecrur olabilir. Zamme ile zaten merfudur veya dedi ki kalemani tesniyedir merfudur raf alameti eliftir hep isimlerin irabına değindik şimdi ise kitap fiillerin irabına değiniyor fiil mazi muzari emir olarak üçe ayrılır şu anda muzari anlatıyor kitap özellikle de muzari'nin beş fiilinin irabını anlatıyor beş fiilin irabı nedir Diyor ki beş fiilin sonunda nun varsa, nunu gözün görüyorsa o beş fiile ne diyeceksin? Merfu. Gözün görüyorsa. Mesela yani surani nun var gözüm görüyor telaffuz ettim seslendirdim. O zaman bu fiil merfu. Fiilin kendisi merfu. Yani suruna nun var mı? Var. O zaman bu fiil de merfu. E doğru. Başına mesela lem gelse lem cezmeder. Bak bu aynısı testlerin evvelen lem geldi ne oldu sonunda nun artık yok. Aslında yansura ni idi burada olduğu üzere ama ne olmuş lem geldiği için lem cezmetmiş. cezm alameti olarak sondaki nun silinmiş veya yansuru ne lem yansuru nun, yine yok. Lem cezmetti cezimden maksat sonundaki nunu sildirdi yani düşürdü yazıda yok artık. Demek ki nun yazılmayabilir de. Bundan ötürü biz diyoruz ki sonunda nun varsa beş fiil merfudur. İşte yazra'une merfudur. Niye? Nun var diye. Peki devamında ne diyor? Diyor ki muzari fiilin nasbı da cezmi de hazfun nun. Nun'un silinmesi iledir. Hasfun nun, nunun hasfi eşittir. Nun harfinin silinmesi, yazıda bulunmaması. Yazra'una Lan yazra'u Nun silindi Nun senince yerine elif geldi gördüğünüz üzere Yani yukarıda Vav artı nunla biterken kelime Aşağıda vav artı nun yok. Nun gitti. A, A, elif geldi. Yani onu söylemek istiyorum. Bir farklılık var. Elife, elife farka diyor idik. Vav yalnız kalmaktan korkan bir harftir. Yalnızlıktan korkuyor kendisi. Yukarıda vav'ın sağında nun vardı. Vav rahattı. Nun'u düşürmüşler aşağıda. Bak nunsuz yazılmış. Vav korkmuş. Ona bir elif getirmişler. Elif'i fark ediyoruz. Peki yazra'u muzari merfu rafa alameti nun, nun'un varlığı. Len yazra'u muzari mensup nasb alameti gözümüzün görmediği bir şey. Yani nun'un silinmiş olması alamet her zaman kelimedeki bir ilave değildir. Bazen de var olan bir şeyin silinmesi alamettir. Alamet eşittir ip ucu ip ucu kanıt anlamına geliyor. Değil mi? Len yazra'u el arda Şimdi burada faili belirlemek çok önemli. Yani vav burada faildir. Muttası merfuz bir fail dediğin zaman meful ararsın. Data fetha verirsin. Sen burada vav'ın fail olduğundan haberdar değilsen erl kelimesi belki de fail olabilir mi olamaz mı? Belki de olabilir zamme verelim gibi karmaşalara düşebilirsin. İşte muttasıl merfu zamiri bilmek bu karmaşaya düşmekten seni alıkoyacaktır. Nun'un varlığı raf alameti, nun'un hasfi burada nasb alameti. Burada şuna değinmek lazım. Len muzari. L'nin sol tarafında muzari olursa bu muzari ne olur? Mensup olur. L'nin sol tarafındaki muzari eşittir mensup. Lem sol tarafta ne var? Muzari varmış. Bu muzari nedir? Meczumdur. Mensup değildir. Tamam mı? Lem soldaki muzar mensup. Lem soldaki muzar mezzum. Burada şunu yazdım bakın. Lem yedhebu. Burada da nun düşmüş. Aslında yedhebu ne? Lem yedhebu. Nunu düşürmüş. Nunun düşmesi burada ne alameti? Cezm alameti. Niye? Çünkü lemden sonra gelen fiil meczumdur. Cezm halindedir. Burada yazdık onu. Şöyle bir şey diyebiliriz. Beş fiilin irabına dair. Beş fiil. Nun varsa beş fiil nedir? Merfudur. Nun varsa merfu. Nun yokmuş. O zaman eşittir. A şıkkı mensup olabilir. Nun yoksa beş fiil nedir? Ya yani mensuptur ya da nedir? Mezzumdur. İyi de hangisi? İkisine de ihtimal var. Peki kararı ne bağlayacak? Kesinleştiren şey nedir? Kesinleştiren şey şurası işte. Muzların evvelinde len varsa nunun düşmesi muzların mensup olduğunu gösterir. Fiilin evvelinde lem varsa nunun düşmüş olması fiilin meczum olduğunu gösterir. Bundan ötürü biz şöyle yazabiliriz. Mesela Ketebe yektubu, yektubani, yektubune, yektubununu nun'u düşürelim. Yektubununu tu bu. Nun'u düşürdük. Bu fiil an itibariyle merfu olmadı garanti. Çünkü nun yok en sol tarafta en sonda nun yok. Merfu olmadı garanti. Çünkü nun varsa merfudur. Nun yok. Nun silinmiş. O zaman ya mensup ya mezzum. Nereden bileceğiz? Yektubun evveline ne yazacağına bağlı. Lem yazarsa bu fiil için mezun dersin. Yok yok lem değil. Ben buraya len yazdım. O zaman fiilimiz mensup olur. İnşallah anlaşılıyor. Nunun düşmesi iki ihtimali doğurur. O fiilen mensup ya mezum. İşi garantiye getirecek şey, garantileştirecek şey Muzların sağında ne var acaba? Lemdeni ötürü düşmüşse lem cezmeder ya o zaman fiil meczum lenden ötürü nun düştüyse fiil mensup olur. Bu arada cezmeden sadece lem değil nasbeden sadece len değil. Bunlar cezmedene nasbedene birer örnek ileride daha fazlası da gelecek işin mantığını anlama adına birer örnek verilmiş sadece. Başka nasip eden, cezmeden de varmış yani. Mesela Len tenalu el birra Len birra hatta tunfigu mimma tuhibbun Len tenalu tenalu el birra devam ediyor tenalu tenalu ne en yok niye çünkü evvel len var bunun düşmesi nasb alamet vav fail elif elif farka el birra meful hatta tu ayetten yani bir parça okudum len, için len için len için, lem için e, şu an aklımıza gelen ne var lem yelid ve lem yüledi. Lem cezmetmiş. Şimdi beş fiilde nunun düşmesi ya nasb alameti ya cezm alameti. Evvendeki amile etkene bağlı. Beş fiilde öyle. Muzari fiil beş fiilden ibaret değil. Değil mi? Yansur beş fiilden birisi değil ki. Evvende cezmeden gelse ne olur? Gelmiş zaten örneği var. Fiilin sonuna sukun eklenmiş. Bak lem yansur lem en sur lam sur sonra sukun getiriyor. Bunlar da ilerleyen ünite de gelecek. Zaten şu ünitelere baktığımızda muzarinin cezmi oluşu sayfa 155'te anlatılacak. Muzairin nasb oluşu sayfa 147'de tekrardan karşımıza çıkacak. Şu an için ef'ali hamse bölümünü e, derinliği bu kadar yani ünite bu kadar almış. Nasbin derinliği, cezmin derinliğini ilerleyen ünitelere bırakılmış. Burayı şu bir özet geçelim. Beş fiil nedir? Beş fiil mazi ve emri hazırla alakalı değil. İsimlerle zaten alakalı değil. Muzari fiil alakalıdır. Öncelikle konu. Başka? Tesniyeler, cemi müzekkerler, müfet mühendis muhatabalar beş fiil olarak adlandırılır. Madde 1 de bu anlatılıyor. Madde 2 Madde 2'de de tesniye, cemi müzekker, müfet muhataba. Sonunda nun varsa bunlar merfudur. Nun yoksa ya mensup ya mezzumdur. Mensup mu mezzum mu? evvelinde örnek olarak len varsa nunun düşmesi nasıl alameti? Örnek olarak len varsa sağında nunun düşmesi cezm alameti olarak kabul edilmelidir. Bu anlattığım %100 anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa anlaşılmadı demek serbest yani sorabilirsiniz. Efali hamsi özet geçtik. Muttasır mensup de şurada bir görelim. Bakalım nasıl anlatılmış. Muttasıl mensup zamirlerde şöyle anlatılmış. Terake terk etti ni beni. Terake mazi fiil. Terake nasara fetaha. Bir önemi yok. Herhangi bir fiil. Peşine ni getirmişler. Nun zamir değil, fail değil, meful değil, hiçbir şey değil. Nuna, nunu, vikaye deniyor. Vikaye korumak demek. Koruma nunu, vikaye diye fıkıh kitabı da var. Burada zamir olan nedir? Ya harfidir. Kendisi müfuldür. Tereke terk etti. Kim? Mesela hüve. O şahıs. Kimi terk etti? Ni beni terk etti. Dediğimizde ya burada bir olur. Başka na var diyor. Na'ya dikkat ama. Na'dan na'ya fark var. Mesela nasıl fark var? Keteb na demek var. Keteb na demek var. Bir de şöyle demek var. K, T, B, na demek var. İkisi farklıdır. Keteb na. Buradaki na nedir? Faildir. Kete bena Buradaki na nedir? Mefuldür Fail dediğimiz zamir nedir? Muttasıl Merfu Zamir Kete bena'daki na nedir? Muttasıl Mensup Zamir Fark ne? Fark şu, na önemli yani. Na'nın sağında sukun varsa, na'nın sağında sukun varsa, na'ya fail diyeceğiz. Faildir, muttasıl, merfu, zamirdir. Muttasıl, merfu, zamirdir. Eğer na'nın sağı sukunlu ise. Ketebe na, na'nın sağı sukunlu değil. Görüldüğü üzere fetalı. O zaman na fail olamaz. Ne olur? Mefur olur. Buna ya da mutasıl mensup zamir denir. Mutasıl mensup zamir. Bunların ikisi de mazi. Şu sağdakine bir istisna getirelim. Ente Mevlana fensurna alel kavmül kafirin. Unsur. uktub gibi emre hazırdır. İftah gibi emre hazırdır emr hazırın peşine bir adet na getirirsen unsur na ente mevlana geçiyor zaten ayette na sağında sukun var ''narın'' olması beklenir fail olması beklenir ama değil burada mefuldür niye çünkü unsur emr hazırdır mazi fiil değildir ''nar'' hemen sağ sukun olmasına rağmen na mefuldür unsurda gizli zamir ente fail olur faildir. Na müfuldür. Unsur yardım et kimesin? Ente senet. Sen kime yardım et? Na bize yardım et. Na burada müful oldu. Bu niye önemli? Yani bir cümle verilir. Orada bunu farkında değilsen örnek olarak sen burada na'yı muttasıl mensup zamir diye ezberledin ama sana şöyle cümlede kurdu bunu. Sağını sukunlu verdi. Fail yaptı onu. Sen de nâi muttasıl mensup zamir diye ezberlemişsen meful dersin, kaybedersin. Na'nın sağındaki hareket önemli. Buraya dikkat ediyoruz. Burada özellikle bu belirtilmiş. işine fiillere zamir eklemişler. Diyor ki Haddese hu, haddese ha hu yani muttasıl mensup zamir. Ha muttasıl mensup, huma, hum, hunne gibi. Bunlar muttasıl mensup zamirdir. Bunlar mefuldürler. Bunlar dikkat şöyle ezberlemek lazım. Oturup o zamir ezber yapmana gerek yok. Tekrardan bakalım. Bunlar ne? Mazi fiil. Geç şuraya. Siz mazi fiil çekimini ezbere bilmelisiniz öncelikle. Nasara, nasara, nasaru, nasarat veya ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebeta, ketebne. İstersen haracede. Harace, haraca, خرجوا خرجت خرجتا خرجنا فتح فتحا فتحوا فتحت فتحتا فتحنا استعسان لزيم، لزيم، لزيمة لزيمو لزيمت لزيمتا لزيمنا استعسان بنا علمة دان alima, alimu, alimet, alimeta, alimne. Varabeden de yapabilirsin. Bunlar uyarlama dersi. Varabe, varaba, varabu, varabet, varabeta, varabne. Kerume, 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 keruma, kerumu, kerumet, kerumeta KERUNE gibi çeşitli fiilleri uyarlayarak çalışma yapmanız sizlerden beklenir. Ses kaydı atıp dinletebilirsiniz. Bunlar önemli. Şimdi daldan dala geçmiş olduk ama bu fiil çekimine her zaman değineceğiz. Çok önemli olduğunu daha önceden de en az 3 defa 5 defa söylemiştik. Burada ilave olarak şunu söyleyeceğim. Fiil çekimini ezbere biliyorsun. Tamam. Elif geldi muttasıl merfuz zamir. Vav geldi muttasıl merfuz zamir. Yok yok muttasıl merfuz zamir. Evet. Peki Elif ne? Elif Elif farka. Böyle gidiyor. Yani fiil çekiminde dikkat edersen nasara hu diye bir şey yok. Nasara huma diye bir şey yok. Nasaru ke diye bir şey yok. Nasarat hi diye bir şey yok. Ne demek istiyorum? Fiilin en sol tarafında neyle bittiğinin farkındasın. Eğer ilave bir zamir burada görürsek ona mutasıl mensup zamir diyeceğiz. Her ne görürsek artık, nerede görürsek ona mutasıl mensup zamir diyeceğiz. Onu gösteriyor burada. Haddesehu, haddeseha, haddesehuma, haddesehum, haddesehun gibi veya el -kaf olabilir. Arafe, arafe, ke, arafe ki arafe kuma arafe küm arafe künne gibi olabilir diyor. Fiile bitişmiştir. mutasıl mensup zamirdir. Bunlar mefuldürler. Oturup bu zamirleri ezber yapmana gerek yok. Fiilin en sol tarafında hu diye bir şey var mı fiil çekiminde? Yok. İşte standart fiil çekiminde var olmayan bir zamir gelip fiile sol taraftan bitişirse o zamire mutasıl mensup zamir denir kendisi meful ful olur. Madde 2. Madde iki de ne anlatmış? Diyor ki bu şekilde diyor, muttasıl mensup zamir gelip fiile bitişirse e, o bir kere mefuli bih olarak adlandırılır. Zaten söyledik onu. Ayrıca o zamire mahallen mensup denecektir. Arafe ke C nedir? Mefulü bihtir. Tamam. Muhtasır mensub zamir. Zamir türü o. İrabı ney? İrabı mahallen ne Veya Ali Mehu diyelim. Ali Mehu. Burada mim varmış. Ali Mehu. Ali me kısmı fiil kısmı. Mazidir. Hu neyin nesi? böyle bir fiil çekiminde hu diye bir şey yok ki, Eklenmiş. O zaman zamir türü olarak, zamirin adı olarak mutasıl mensup zamir diyoruz. Öge olarak mef'ul bih diyoruz. Bu zamire irab olarak mahallen mensup diyoruz. Niye mensup diyorsun hocam? O seki zamme almış. O bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Bu cümleyi sizden önceki grupta çok kurardım. Zamirler mevnidir. Mevniler mahallen irap alır. An itibariyle bu zamir muttasıl mensup zamir türünde değil mi? O zaman mahallen mensup diyeceğiz. E, lafza mensup olsaydı zamir, zamirler mevnidir. Mevniler lafzen değil. mahallen irap alır. E peki zamme almış. O zammesi neyi gösteriyor? O doğuşu itibariyle zammelidir. Yani bunun evvelin harfi cere gittesen estelenmez. Ama şöyle bir şey yok mu yani? Bihi var. E bak esra olmuş. Ba harfi cerdir. Cer etmiş. Etmemiş. Bir zamir var. Hu diye doğmuş. Bir zamir var. Ha diye doğmuş. Bir zamir var. Hi diye doğmuştur. Doğuştan böyledir bunlar. Bunların sağ tarafın harfi cer geldi diye hu hi dönüştüremezsin. Ha yapamazsın. Yani zamir etkisiyle dönüşmez. E, harfi cer etkisiyle dönüşmez. Muzaf etkisiyle dönüşmez. Zaten mebni ne demek? Herhangi bir amilin yani etkenin etkisiyle yazılışı değişmeyene mebni diyoruz. Yazılışını bir amil belirlemez. Harekesi, sukunu doğuştan gelir ve olduğu gibi durur. Değişmez yani. Alime hı Hu nedir? Muttasıl mensup zamir. Zamir türü olarak. Ege olarak nedir? Mefulü İrap olarak nedir? Mahallen mensup. Tüm zamirler mahallen irap alır. Muttasıl merfu zamirler mahallen merfu. Muttasıl mensup zamirler mahallen mensup olurlar. Niye mensup diyoruz? E çünkü meful olur bu. Mefuller de mensuptur. O yüzden bu zamire mensup demem gerekir. Laf Lafzen diyemiyorum çünkü mebnidir. Mevniler mahallen irap alır. Bu tabiri daha çok duyarsınız zamir konusu işlendiğinde ve oturur. Mahallen mensup, mahallen merfu, mahallen mecrur gibi tabirler vardır. Fiiller için ifade etmek gerekirse, yani şunu da söyleyebiliriz şimdi mahallen mahallen deyince aklıma şu da geldi. Biz irabı kendi içerisinde öncelikle ikiye ayırırız. Bir, isimlerde irab. İsimler ya lafzen. Lafzen demeyelim şunu diyelim. İsimler ne tür irap alabilir? İsimler ya merfudur. Ya merfudur. Ya mensuptur isimler ya da nedirler? Mecrurdurlar. İsim derken özel ismi özel isimden ibaret değil yani bu kalem olur, kitap olur, fark etmez. Her türlü isim buna girer. isimler merfu olabilir, mensup olabilir, mecrur olabilir. İki, muzari fiil. Muzari fiil merfu olabilir. Yukarıda olduğu gibi isimler gibi da merfu olabilir. isimlerde olduğu gibi o da mensup e, olabilir. İsimlerde mecrur vardı. Muzari fiil mecrur olamaz. Onun yerine ne olur? Mecuzum olur. O zaman merfuluk ortaktır. İsimlerde de fiillerde de var. Mensupluk da ortaktır. Nitekim isimlerde fiillerde var. Mecrur olmak isimlere özgü. Mecuzum olmak fiillere özgü fiil muzari merfu mensup mezzum olabilir. İsimler merfu mensup mecrur olabilir. Bu bilgi ne işime yarar? Bu bilgi çok işine yarayabilir. Hocam mesela örnek veriyorum bir cümle verir, bir paragraf verir. Altı çizili kelimenin irabı hangi şıkta doğru olarak ifade edilmiştir? A şıkkı lafzen mensuptur, faildir, şu vesaire. B şıkkı, mahallen mecrurdur, mefulü bihtir gibi. İşte C şıkkı, D şıkkı çeşitli şeyler yazabilir. Bundan ötürü altı çizili lafız yani irab bilgisi son derece önemli. Zaten Arapça yeni başlayanlar sürekli sarftan fiil çekimi, nahirden de irab bilgisiyle bu olurlar. Genelde öyledir bu iş. Yani ağır olur, bu şekilde olur. Biz sıfırdan ders veriyoruz biliyorsunuz. Sıfırdan arkadaşlar alıyoruz en temelden yani sıfır seviyesinden alıp yıllarca ders vererek tabi ağırlığını ayarlayarak zamanı yayarak işliyoruz. O zaman bir ağırlık çekmiyorlar. Ama üniversitelerde genelde yetiştirme, acele işler çok olduğundan öğrenciler biraz ağırlık altında kalabiliyor, ezilebiliyor. Burada anlatacaklarımız bundan ibaret ne dedik? Fiilin sol tarafına bitişen fiil çekiminde var olmayıp sol tarafa bitişen fazlalıklara zamir diyoruz. Ne tür zamir onlar? Muttasır mensup zamir Başka onlar mefulü bihtir. Başka o zamirler mahallen mensuptur. Lafzen değil. Mahallen mensup olurlar. Burada da örnek verelim. Mesela darabe fiil. Mazi fiil. Nun, nun-i vikaye. Ya ise muttasır mensup zamir. Mazi için örnek. Darabe na na muttasıl mensup zamir. Mefhul bunlar. Darabe yavri bu. Muzari fiil. Nun, nun vikaye. Ya ise muttasıl mensup. Yavri bu na. Na muttasıl mensup zamirdir. Mefhuldür. Darabe hu, darabe huma, darabe hum, darabe ha, darabe hunne. Son ekleyenler hepsi muttasıl mensup zamir. Mazi için bu. Muzar için yadribu hu huma hum ha hunne. Ne diyor? Gaib diyor. Gaib demek üçüncü şahıs demek. Mütekellim birinci şahıs demek. Muhatap ikinci şahıs demek. İyi de hocam birinci şahıs ne? Ben onu da bilmiyorum. Bu Türkçe dil bilgisinde de var olan bir şey. Yani birinci şahıs demek ben demek, biz demek. Sana en yakın olan sensin veya biz dediğin kişilerdir. Birinci şahıs. Gayb dedin sana en uzak olanlara. Gayb yani kayıp yani. Kayıp. Ortada yok. Ve lillahi gaybü semavati vel erd. Gayb. Uzakta. Üçüncü şahıs demek. O, o ikisi, onlar diye hitap ettiğin şahıslar. Yanında değil. Arkasından konuştuğun kişiler. İkinci şahıs sen dediğin. Sana gene yakın. Birinci şahıs en yakın sensin. Kendine bir de biz dediğin kişilerdir. İkinci şahıs sen diye konuştuklarındır. O da sana yakındır. Üçüncü şahıs o onlar dedikleri. Onlar uzaktaki kişiler. Sıralama böyle olmalıydı aslında. Yani, muhatap burada olsa daha iyi olur değil mi? En yakın. Işte biraz yakın. En uzak. Darabe ke, kuma, kum, ki, kun, ne. Yadribu ke, kuma, kum, ki, kun, Sağ tarafta mazi, sol tarafta muzari bitişikleri gözlenmektedir. Ee, burada oturup ezber yapabilirsin de veya yapmazsın. Yani fiil çekimini bilen birisi için oturup buradaki zamirleri ezber yapmaya gerek yoktur. Fiil çekimi neyle bittiğini biliyorsun. Mutlaka merfu zamirle bitiyor fiil çekimleri. Veya müvenneslik tahsı kete, bet, nasarat, fetahat gibi. onların dışında bir şey ilave edilirse ona mutlaka mensup zamir deniyor imiş. Mahalle mensupmuş, mef'ulmüş bu zamirler. Bu konuyu ne derece anlayabildiniz? İki ünite işlemiş olduk, tekrar etmiş olduk. Efali hamse ve de muttasıl mensup zamirler. Kısmetse yarın akşamda şu, şu muttasıl raf zamirleri ve sıfat çeşitlerine değineceğiz. Şimdi bu ikisine değindik. E, Kur'an-ı Kerim'den bir yer açalım. Özellikle şuradaki ünitelerin tamamına göre bir inceleme yapmaya çalışalım. Yani bize de sorumluydunuz bu ünitelerden. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de neleri görebiliyoruz bu üniteler bazında. Peki nereye açalım? Hangi sureye açalım? İçinizden birisi söylesin. İlk kim derse oraya açacağım. Nahl suresi dediniz. Tamam. Nahl suresi dediniz ve de açtık. Eta emrullah felâ testa'nciluh. Burada ne var? Aslında burada Muzahir'in cezmi ile alakalı bir şey var. Söyleyelim. Beş fiille alakalı bir şey de var. O da ne? Testa'cilune. İsta'cele. Yesta'cilu. İsta'calun. Müsta'cilun. Bunu ben bir yazayım. Yazarak anlatayım. Daha iyi anlaşılır. Mesela şuraya gelelim. Acele. al insan min acel. Acele. Acele. A-C-L mücelet mazi Hangi babakta alınmış? İstif'al baba Aktar istif'ale Ne olur? i̇ olur i̇ Şuradaydık i̇ Mazi ama Muzaresi ne olur? Muzaresi y yes ta ci, yes ta, ci, Tabii tabi çekim yapmışlar derken tes ne diye gelir test ta ci lu ne ne direkt gelen bu olur yani burası ne Cem Zeker muhataptır. Testen ne? istifal babı, muzari, cemi müzeker muhatap. Ne gibi? Tensurune, tek tubune gibi. O kalıp yani. E, ee, ne gelmiş? Sağ tarafına la gelmiş. La cezmi diyor. Cezmi diyor. Testa'cilune efal hamsedendir. Cezmi alameti ne olmalıdır? Nun'un düşmesi. Bu akşam işledik. Nun düşmüş nunun düşmesi bunun cezm alameti. Tabii nun düştü vav tek kaldı. Vav nedir? Korkar, kendisine Elif'i farka getirmen gerekir. Getirdik. Yani dikkatli dinleyin burada. Burada kitabınızda olmayan üstü bilgi de var. Tes tanji lu Tekrar yazıyorum ben onu. Tes tanji lu elif yazdın ama ayette elif yok dikkat edersen. Niye yok? şundan dolayı yok. Peşine bir adet zamir gelmiş. Bu ne zamiri? Muttasıl mensup zamir. Az önce değindiğim bir şey. Aa. -a. Yani vav wow, yalnız kalmamış. Bu zamir gelmiş buraya bitişmiş. Tabii ki şöyle bitişemez. Vav wow, gelip şöyle bir hu olacak hali yok. Vav wow, sol taraftan hiçbir harfle bitişmez. Ama manen bitişiktir yani. Bundan ötürü elif'e gerek yoktur. Çünkü vav wow, yalnız kalmamış. Muttasıl mensup zamir gelmiştir. Bu durumda testacilu nedir? Bir, istifal babındandır. Bablardan sorumlusun. İki, mazi muzari emir konundur senin zaten. Yani, muzaridir. Yine konumuzla alakalı bir şey yani. 3. muttasıl merfu zamir var bunda. Nedir o? Kim söyleyecek? Muttasıl merfu zamir vavdır. Bak onunla da alakalı. 4. Muttasıl mensup zamir var burada. O da sizin konunuzla alakalı. O nedir? O da hü'dür. O zaman sadece şurada testa'cülü fiilinde yani 4 tane konu bulduk gördüğünüz üzere. Direkt işlenmiş olan ünitelerle alakalı. Biz henüz cezmini tam olarak işlemedik yani. O ünite gelecek. O zaman evvelinde la la'nın ettiğine tekrardan değinmemiz yerinde olabilir belki tesaciluhu. Buna değindik. Başka? Mesela ta'ala. Ta'ala kelimesi. İlerine değinmeyeyim. Kalsın ağır gelebilir. Şuna değinebiliriz ama. Yüşrikune. Yüşrikune kelimesi bir. Hangi baptandır? Soru. Bir. Bab sorusu. Yüşrikune nedir? İfal babındandır. Güzel. İki. Hüşrikû ne? Beş fiildendir. Bakın yine konumuzla alakalı değil mi? Yani niye Kur'an'dan bir yer inceliyoruz? Deme. Baf var bunda. İki, beş fiilden birisi bu. 3 beş fiilden birinin olduğunu bilmen yetmez. Bu beş fiilden de irabı ne? Bu muzari'nin irabı nedir? Muzari'ler ya merfu olur, ya mensup olur, ya da meczum olur. Sizce hangisi? Merfudu çünkü beş fiil neydi irab zaten sonunda nun varsa merfudur demiştik çok basit. Merfu irabı belli. Niye merfu? Nerede anladın? Yani nun'la bitti, nun burada var. Demek ki merfu. 4 Bu fiilin faili nedir? Evet, e, buradaki vav nedir? Muttasıl merfu zamirdir. Vav faildir. Vav herhangi bir kelimede gördüğünüz üzere dört tane beş tane özellik bulabiliyoruz. Eşrake yuşriku. Peki yuşrikunenin mücerret hali ne olabilir? Mücerridi. Şu an bu ifal babından mezit bir fiil. Mücerridi nedir acaba? Bir tahmin geliştirelim. Yani şunu söyleyebiliriz. Şimdi yuşrikuneye tekrardan konsantre oluyoruz. Bir sürü şeyin farkındasınız artık. Baktığımızda şunu görebiliriz. Nun. Nedir? Merfuluk alameti. Kemenasından değil. Geç. Vav zamirdir. Faildir. Kemenasından değil. Onu da sil. Hem baştaki ya muzarat harfi. E, onu da sil. Geri hangi harfler kaldı? Şin var. Ra var. Kef var. Yani kök budur. Şerike. Aynı filin harekesini bilemezsin. Şerike diyebilirsin. Şerake. Şeruke. Çünkü mazin anil fiilin harekesini Kimse hani Doğduğunda bilemez zaten annesini karnından doğdurabildi diye bir şey yok Sözlere bakman lazım Veya o kelimeyle çok haşır neşir olmuşsundur daha önce görmüşsündür öyle bilirsin Öyle bilebilirsin Ama size gelip mazinin anil fiilin harekesini sormaz zaten ama mücerredi nedir diye sorar Şıklarda şöyle geçebilir yani Harekisi şekilde geçse de kurtarır harfleri bildin mi yeterlidir Yani gidip işte ye shin vav demezsin yani en azından. Harflerin ne olduğunu görmek lazım. Bir sonraki ayet 2 numaraya basalım. 2 numaralı ayete geçtiğimizde yunezilu. Nezzere yunezilu. Faale yufaeilu. Tef'il babından muzaridir. Burada ben ben analiz edeyim çok sormayın burada. Yuneziru tef'il babından muzaridir kökü ne olabilir? Hemen yazalım onu buraya. Yunzilu. Yunzilu. Baştaki muzara harfi olduğu için kök harfi olamaz. Geç. Burada harf şeddelenmiş. Şeddelenmesi yani ki işte bu harfin tekrarı yani zaittir. Bir tanesi asli, bir tanesi zaittir. Dolayısıyla kök harfi ne olur? NZL olur. N, Z, babına aktarmak için A fiil şeddeleniyordu sonradan. O da anlayabilirsin. Nezzele oluyor idi. Yine zilu muzari fiil. Peki. Faili nerede? Bir fiil gördüğünde fail ararsın. El melaike fail olabilir mi? Ne dersiniz? Çünkü el melaike fethayla bitti. Yani el mensuptur. Mensup kelimeden fail olmaz. Madem ki fiilin sol tarafında merfu kelime bulamadık. O zaman faili gizli zamir hüve olur. Yünezzilü hüve el melaikete meful olur. Bir ruhi min emri ala men yeşâ'u şâ'e u muzari. Min ibadihi en enziru Evet burada bir şey var ama bunu henüz sizlere anlatmadım ben. İçinizden bilenler olabilir. Muzari'nin evven de en var. Bakın en muzari nasb eden edatlardan bir tanesidir. Muzari sadece len nasb etmez. En de nasb eder. En sol taraftaki muzari mensup. Muzari fiil burada mensup da nasb alameti nedir? Nasb alameti sonundaki nun'un düşmüş olmasıdır. En en diru. Burası cem müzekker muhatap. Nun yok. Nun'un düşmesi ne olur? Onun nesi olabilir? Olsa olsa En düşmesi olsa olsa onun nasb alameti olur. En çünkü muzari nasb eder. En'den ke'iden. Başka da burada sizlik bir şey yok. Bir de şuraya bakalım. Halaka <laughs> es Güzel bir soru var burada. Es <laughs> semavat neden esteyle bitmiştir? Sizce? Halaka. <laughs> Ketebe gibi mazi fiil. Buna müfet müzeker gay fiil diyoruz. Fiil e fail arıyorum. Sol tarafa baktım. Semavati es ile bitti. Vav geldi. FETA ile bitti. Burada sol tarafta fail bulamadım. O zaman faili hüve olur. Fiil faili bulduk. Ne ararsın? Meful ararsın. Semavat nedir? Cemi müenne salimdir. Nerede anladın? Elif ta bitmiş olması. Bunun cemi müenne salim olduğunu gösteriyor. Tabii ki elif ta biten her kelime cemi müenne salimdir demiyoruz. Elif tayla bitmesine rağmen cemi müenne salim olmayan lafızlar da vardır. Ne gibi? Mesela vaktun evkat. Evkatun. Nedir? Cemi keserdir. Demek ki bazı kelimeler cemi keser olsa da Elif tayla biten kelimelerin büyük bir kısmı, %95-96 kadarlık bir kısmı cemi müenne salim olarak adlandırılır. Eee? cemi müennes salimler mefur olduklarında yani mensup olduklarında esre alırlar. Onlar esre ile mensuptur. Feta aranmaz. Feta asla almazlar. Yani bu kelime meful olduğu için mensup. Mensup olduğu için bir nasb alameti taşıması gerekir. Cemi müennes salim olduğu için nasb alameti esre olmuştur. Vavatı farfi işlediğimiz bir şey değil. El arba o da sağdaki mensupsa kendisi de mensup olmuştur. Burada yüşrikuna geçiyor. Az önce değinmiş olduğumuz kelimelerden bir tanesi. Halaka. Yukarıdaki bir mazifil, fiil. Hüve fail. El insan müf'ul mensub nazıre metfetha. Niye yukarıda este burada da olsaydı? İnsan nedir? Müfred bir lafızdır. Cemi müennes salim değildir ki esre ile mensub olsun. Hasîmun nebînun. Hatta şuradan alalım. Hüve Hüveyi gözün görürse şudur, görmezse budur gibi bazen bir şeyler söylüyoruz. Hüve gizli olarak bulunursa kesinlikle faildir. Ama şu anda hüveyi görüyoruz. O zaman o fail değil. Nedir peki hüve burada? Hüve müptedadır. Müpteda ise kendisine herhalde sıfat aramayacağız. Ne arayacağız daha çok? Büyük ihtimalle haber arayacağız. Hasimun haberdir. Ne tür haber? Müfret haber. Niye? Çünkü tekil ikil veya cemi değil. Ne alakası var? İsim cümlesi değil, fiil cümlesi değil, şibih cümle değil. Bu yüzden müfet haber diyoruz ona. Mübinun <laughs> hasimun, mübinun. Arada benzerlikleri görün. Eşittir sıfat mevsuf. Değil mi? Hüve nedir? Hasimun. Düşmandır. Hem de mübinun. <laughs> apaçık düşmandır. Mübin <laughs> sıfat. Neyin sıfatı? Hasim. <laughs> Lafzının sıfatı olur. Böyle devam ediyor tabii şu an burada bırakabiliriz. Ne yaptık? İki tane üniteye değinmeye çalıştık. Bir tanesi efal hamse. Diğeri muttasır mensub zamir. Artı Kur'an-ı Kerim'den biraz inceleme yaptık. Sıradaki dersimiz kısmetse mutası ref zamirleri zamanımızı almaz. Çok değindik zaten buna. Kısmetse önümüz derse önce sizden muttasır ref zamirlerini bir dinleyelim diyeceğim müfrette var mı, tesniye de var mı, hadi varsa nedir gibi sizi bir sorgulayalım, bir görelim ne durumdasınız. Bu zamanınız pek almaz. işledik daha yeni işledik. Ama sıfat çeşitlerini oturup da işlemiş değiliz. Bunu işlememiz gerekiyor. Bu açacağız. Ne olduğunu göreceğiz. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. Tesniye, Cemil Müzekar, Cemil Mühendis. Bunlara ben ilk üniteden itibaren değinmiş idim. Gerisine bakmaya pek de gerek yok. Dolayısıyla önümüz ders şu iki ünite ve bir takım analizler yapacağız. Sonraki ders pazar akşamı da oturup ne yapacağız? Şu ünitelere dair soru çözeceğiz. Rahat rahat geniş geniş analiz ederek soruları evirip çevirip burada vakit geçireceğiz. Haftaya da şuradan devam edeceğiz. Bunlar da yabancı olduğunuz şeyler değil. Kısmen bunlara da gördük. Ama ayrıntılı olarak haftaya göreceğiz inşallah. O zaman yarın akşam şunları Sonraki akşam genel olarak soru çalışması yapacağız. Şu an için bir isteği bir diyeceği olan varsa dinleyebilirim. Öncelikle sıfat mevsuf ayrımı yapamıyorsanız sıfat mevsuf arasındaki uyum noktalarını ezbere biliyor musun? Mevsuf denilen kelime, mevsuf dediğimiz lafız sağdadır sıfat dediğimiz soldadır. Önce bunu bileceğiz. Ardından sıfat mevsufa bazı noktalarda uyar. Hangi noktalarda uyar? Bunları biliyor muyuz? Şimdi sıfat şu 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 hususlarda mevsufla aynıdır. Hangi hususlarda? Şu. Bir. İrab olarak tutmalı. İrablar aynıdır yani. Sıfat mevsuf. İrablar aynı. İrab derken ne demek istiyorsun? merfu, mensup, mecrur bunlara çok değindik. Merfu nedir bilmeniz gerekir. Mensup nedir, mecrur nedir bunları adınız gibi bilmelisiniz. Bunları hala bilmeyen varsa önceki videolarda bulabilir, oturup ezber yapmalıdır. Merfu eşittir şu, mensup bu, mecrur bu. Bunlar önce bilmek lazım. İrab tutar yani mevsuf merfu ise sıfatla merfu olmalı. Mecrur ise e, o da mecrur mensupsa e, o da mensup. İrab tutacak. İki, sayısal bir uyum vardır. Yani müfret tesniye cemi olarak. Mevsufumuz müfretse sıfat da müfret. Tesniye e, o da tesniye. Cemi o da cemi. Sayısal uyum zorunlu. İrab zorunlu. 3. cinsiyet uyumu. Cinsiyet. Yani mevsuf müzekkerse sıfat da müzekker mevsuf müennesse sıfatla müennes olmak zorunda. 4. Marifelik nekrelik uyumu. Bir marife ise diğeri de marife. Biri nekre ise diğeri de nekre olmak zorunda. O zaman bu kadar şeyi tutarsa onlara sıfat mevsuf deriz. Tutmuyorsa sıfat mevsuf demeyiz. Bir ünlem işareti o da şu. Mevsuf Gayr-akıl olursa ne olur? Gayr-akıl ne demek? Tekrar değinelim. Gayr-akıl insan dışındaki bir varlığı ifade eden lafız. Ağaçlar, dereler, bahçeler, pencereler, evler, bardaklar, bisikletler, kitaplar, ayakkabılar vesaire. Bunlar gayr-akıldır. Peki akıl ne var? İşte insanlar, öğretmenler, mühendisler, işçiler, müdürler gibi insan özelliği taşıyan insan anlamındaki lafızlara da akıl denir. Gayrı akıl bir lafız cemi olarak karşına çıkarsa mesela pencereler pencereler mevsufmuş bu. Bunun sıfatı ne gelir? Tekil gelir. Müfret müennes gelir. Yani senin mevsufun çoğul, sıfatın müfret. Mevsufun çoğul, sıfatın müfret. Bir uyumsuzluk var. Hani sayısal uyum vardı? İşte şimdi yok. Değil mi? Neden? Çünkü gayr akıl bir çoğul mevsuf olursa sıfatı müfret müennes gelir diyoruz. Buna bir ünlem işareti ve bir ünlem ve bir ünlem daha koyduk. Bu konu zaten müpteda haberde de geçerliydi. Mübteda gayri akıl çoğul olursa haberi müfet müennes gelir. Mevsuf gayri akıl çoğulsa sıfatı müfet müennes gelir. Mübteda gayri akıl çoğulsa peşine bir zamir gelecekse ona dönecek olan zamir müfet müennes zamir olmalıdır. Diye daha önce de bayağı baya bir söylemiştik. Tekrardan söylemiş olduk. Bu arada burada anlattığımız e, sıfat mevsuf konusu şurada onu da göreceğiz tekrardan sıfat burada var sıfat ve sıfat çeşitleri yarın akşam şu üçünü işleyelim kitaptan örneklerini de görmüş oluruz şu an ben biraz teorik anlattım tek tek yazmadım yarın akşam mutası rap zamirleri sıfat çeşitleri ve sıfat nedir Bunlar inşallah işleyeceğiz sonraki derste de şu ünitelerin tamamına dair soru çözümü yapacağız planımız bu şekilde